Herkese merhaba. Aşırı yorgunum ve nasıl göründüğümü bilmiyorum ama video çekmek istiyorum. Üst kata üzerimi değiştirmeye çıkıyorum diye çıktım. Yaşı ve nefesi aşağıda bıraktım. Bugün Türkçe dersim vardı. Sakarya'ya gitmiştik. Oralarda dolaşırken ne göreyim? Flying Tiger Copenhagen Danimarka markası. Eğer birazcık kırtasiye ile alakalıysanız mutlaka duymuşsunuzdur. Mutlaka ürünlerini görmüşsünüzdür. Ben ne yazık ki Avrupa'daki mağazasına gitme şansım olmadı. Ama Nagoya'ya açılmış. Ne zaman açıldığını bilmiyorum. Ama bugün alışveriş yaptım. Şimdi size onları göstereceğim. Hello Nagoya yazıyor. Bisikletler var. Poşetler paralıydı. İsterseniz normal plastik poşet alıyordunuz. Birkaç çeşitli böyle baskılılar vardı. Ben Hello Nagoya'yı seçtim. Çok da hoşuma gitti açıkçası. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Öncelikle şu ananas. Bu piknik sepetleri için bunları buzluğa koyuyorsunuz. Donuyorlar. Ice block diyor geçiyormuş İngilizcesi sanırım. Piknik sepetlerinde bunlar çok iyi oluyor. Hatta bir başını ağrıdığında ya da vurmalarda falan da iyi oluyor. Çok tatlıydı. Ananaslı görünce dayanamadım. Bir tane böyle mercan pembesi gibi olanını aldım. Bir tane de şöyle yeşil rengini aldım. Bu da çok hoşuma gitti. Şimdi şuraya koyayım gösterdiklerimi. Sonrasında bir tane böyle üçlü set olarak tencere altlı coaster diye geçiyor aslında bu ama tencere çaydanlık koymak için bizde bir tane var. Türkiye'den getirmiştim onu. Yok, iki tane var. Sürekli onerde çaydanlık koymak için, tencere koymak için, sıcak tabak koymak için masanın üzerine. Çok hoşuma gitti böyle mantar gibi, sünger sıkıştırılmış mantar panı gibi, mantar herhalde. Üçlü olunca onu da aldık. Sonrasında ben ve bitmek bilmez tükenmez kağıt mendil aşkım. Coffee break diyor, kahve arası. Arkasında da şöyle kahve, I love coffee yazıyor. Biz böyle yeşille evde kafe zamanı, böyle misafirler geldiği zaman bunları çok kullanıyoruz. IKEA'dan da çok alıyoruz. It's tea time. Bunları ablam beğenirse ablama da götürebilirim. O da seviyor böyle şeyler. Kedili. Çok tatlıydı. Daha bir sürü vardı. Kendimi bu kadarla sınırladım. Bir tane de bunu Yoshi beğendi. Hello baby yazıyor. Nefes için böyle çok tatlı. Bebek arabası var. Hello baby yazıyor. Arkası da aynı. Ve bir tane şöyle avokado aldık, böyle şey tahta oyuncak. Tekerlekleri var, avokado var üzerinde. Arkasında bir şey yok. 2 yaş üzeri diyor ama benim çok hoşuma gittiği için Yoshi'ye alacağım ben bunu dedim. Avokado oyuncak aldık. Şöyle kütüphanede bile çok tatlı durabilir. Bir de dediğim gibi bunu aldık. Bir sürü defterler, kalemler, şeyler vardı. Ben artık çok fazla böyle kalem konusunda, yani çok fazla kalemim olduğu için her gördüğümü almamaya çalışıyorum çok uzun bir zamandır. İşte belirli koleksiyonu yaptığım kalemler ve çok çok hoşuma giden, güzel yazan kalemler hariç. Çünkü bu Kore iğne uçlu kalemleri ben çok fazla sevmiyorum. Özellikle bu Kore, Çin işi olanlar, onlardan çok fazla vardı. Görünüşleri çok güzel ama kullanış olarak hani çok da tercih etmediğim kalemler olduğu için onları almadım. Defterlerde çok gözüm kaldı ama şu an odanın görmediğiniz kısmında o kadar çok defterim birikti ki o yüzden defter de almadım. Aklım kalmadı dersem yalan olur. Küçük küçük çantalar vardı. Acayip çantalarım da var. Çantalarımı da artık hani bir de bebek olduğundan beri açıkçası gönlümce değiştire değiştire kullanamıyorum. Birçok üründe gözüm kaldı ama almadım. Belki bir daha gidişimde böyle böyle toplarım diye düşünüyorum. Çantamı da çok sevdim. Nefesle de güzel. Hem nefesle hem alışveriş çantası, hem kendim kitap çantası, hem böyle pikniğe giderken falan filan kullanılır. Çok hoşmuş. İlk alışverişimdi Flying Tiger'dan. Bundan sonra da sık sık her Sakarya gidişimde görüşeceğiz inşallah. Gerçi biraz yukarı tarafta kalıyor. Hani çok gitmediğimiz taraflarda kalıyor ama hatırı için gidilir diye düşünüyorum. Bu kadar da bunları aldım. En çok hoşunuza giden ürün hangisi oldu? Lütfen yorum kısmına yazın. Siz daha önce hiç alışveriş yaptınız mı? Duymuş muydunuz ya da mağazayı, öyle sorayım.
izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.